Selam arkadaşlar, bugün kaldığımız yerden Wanted Blade Warband'a diyecektim. Yine Warband dedim. Bannerlord'a devam ediyoruz. Bannerlord en son arkadaşlar ana görevi iletmemiz gerekiyordu. Ana görevi bir türlü iletemedik. 8-9'a kadar geldik. Son adamı bulamadım. Bayağı uzun aradım. Bayağı aradım arkadaşlar adamı. Bugün en son dedim, bulmuyorum ya, bıraktım. Lanet olsun dedim. Gittim bir köyde turnuva falan yapıyordum. Adam yanımdan geçti. Böyle hop diye geçti gitti. Adam, aha buldum adamı. Hemen yakaladım adamı. Aha da buradaymış adam. Kanka ne oldu? Vatanyalılar imparatorluğun öncü kollarında ağaçlıklı bir geçitte pusuya düşürmeyi planlamışlardı. Valandiyalılar ve Stungarylar da sonradan kanatlardan saldıracaklardı. Göncülerimiz Vatanya pususunu ortaya çıkardı ama Neredres onları dinlemedi ve yine de pusuya düştü. Ke koymuş bu adam. Bu adam Neredres, Allah belasını versin ya. Böyle komutan olmaz olsun bu arada. Neredesin öncü kollarında katledilirken biz de Vlandiyalılar ileri karşı karşıya geldik. Ne var ki Vlandiyalılar çok sayıda arbaletçi getirmişlerdi ve atlı okçularımız ağır kayıplar verdi. Derken zırhlı imparatorluk katafları, katafarankları göründü ve arbaletçileri ezip geçti. Ancak biz Vlandiya sovyelerine yakın dövüşe girdik, o zaman kan gövdeyi götürdü. İmparatorun yardımıyla zar zor kazandık ama Kergitler büyük bir yara aldı. Kergitliler o zamandan beri zayıflar ve zayıflar ne olduğunu bilirsin. Ancak sonuçta hiç kimse onlara varlıklarını yok etme tehlikeni atmasını söylemedi. Eğer daha fazla bilgi istiyorsan konuşabileceğin iki kişi var. İstinye resmi olarak değilse de neredeyse casus başı olarak görev yapardı. Kendisi Epiktea'nın yakınlarında yaşıyor. Bir de eskiden onun muhafızı olan Arzagot var. Kendisini Marutya'nın yakınlarında olmalı ama o günden bu yana çok değiştiğini duydum. Teşekkür ederim kanka. Ne bulana kadar canım çıktı. Beni bayağı yordu bu arkadaş. Hadi. Görev bitti arkadaşlar. Şimdi bize diyor ki İstinye'ye görüş ya da Arzagort'la görüşeceğiz. İstinye'de görüşürüz, sıkıntı değil. Victoria neredeymiş kanka? Zaten seçiliymiş otomatik. Teşekkür ettim kanka, bayağı yardımcı oldun. İkisi de seçili. Bu arada arkadaşlar, Kergitler yok olmuş. Tek bir tane şehirleri var. Haritamıza bakıyoruz abi. Bunlar kimdi? Bunlar adlarını unuttum. Mavi takım diyeyim. Maviler ve Kergitler. Kergit dediğim bunların başka ismi vardı da. Kergit klanlığı var bunların. Bunun adı neydi? Kuzayt. Kuzaytliler yok oluyor. Böyle ufak tefek kaleleri kalmış bu. Bu şeyler çöldeki arkadaşlar baya büyüdü ya. Baya büyüdü. Tabii ki ben zayıflardan yana olup kuzeylilerden yana olacağım. Ama öncesi görevleri bitirelim. Ana görevleri baya gerideyiz. Ana görevleri bir büyüt. Abi dünyanın map'in diğer ucuna gönderdin beni ama ayıp ettin şu an. Hemen gidelim abi oraya. Gidelim, yolda adam avlamamız lazım. Bu arada nüfusumuz sıfır, nüfusumuzu yükseltmemiz gerekiyor. Birlik moralimiz baya iyi. Birlik moralimiz bayağı iyi. 15.000 paramız var. Bu 15.000 yükseltmemiz gerekecek. Bu görevler bitsin. Kendimize bir klan atmamız lazım. Klanı büyütmemiz gerekiyor. Bu adamlarla savaşa gireceğim ya. Bunlar bayağı büyümüş. Bunları küçültmek lazım. Bunlar eski çölüne tekrar yollama zamanı geldi. Bu biraz tokatlayabilirim de neyse. Aha çapulcu dur. Dur. FBI open door. Neyse salla onu ya. Yolda ya da giderken adam bulmamız gerekiyor. Bize mi saldıracak? Ha tamam. Bize saldırmıyorsan sıkıntı yok kanka. Burada bir yerde bu kekoların aslında kampı olması lazım. Aha da sığınakları burada. Burada bir farm yapmamız yok mu peki? Biraz para toplamamız. Burada ufak bir bekleyeceğim. Bakayım saldırıyorlar mı? Normalde benim farm yapma olayım bu abi. Adamlar gelip sana bu arada harbiden saldırmıyorlarmış. Var mı saldıracak? Oha 50 kişilik abi, sen ne yaptın? 50 kişilik ooo. Büyük savaş var abi. 50 kişilik adama 56 kişilik ben saldıracağım. Umarım bu savaşı kaybetmeyiz. Çünkü hep ben dayak yiyorum. Okçu adamlar kanka. Cesaretin varsa benimle dövüş abi. Şekil sukul yapmayacaksın bana. Kanka 50 okçuya karşı ben. Umarım savaşı kaybetmeyiz arkadaşlar. Buradan ana görevi ilerlettik ama esir düşmek istemiyorum. Asıl üstümdeki zırh iyi ama kalkanım kötü. Kalkanı değiştireceğim. Kalkanım bayağı patates. Patates hale gelmiş.
Abi hiç durmadan go. Hiç durmayın abi. O okçular, orman içindeyiz, okçular ormanda iyi saldıracaklarını düşünmüyorum. Ama yine de kalkanınız elinizde olsun. Diyeceğim kimsenin elinde kalkan yok. Bizim okçu ablacım gitme. Sana bir zırh alacaktım. Bu arada yoldaşımız yine patates gibi önden gidiyor. Sen gitme ya, boşver. Abi bunlar bizi deler. Öldüştük ki abi. Düştün ki. Abi Allah, acil ilk geçik ettiler. Durun 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 durun, sakin sakin sakin, easy easy easy, geliyorum, kafa gitti. Bizim adamlar bir dibine girsin. Abi attan düştüm. Sakin sakin arkadaşlar, şaka yaptım, şaka, vallahi şaka yaptım lan, durun. Şaka lan, ben sizi keşmek için buradayım. Kaldır abi yanlarından, sarın abi adamları, yok ediyoruz. Tamam, okçular yok oldu bu arada ya. Abi kaçırmayın adamları. Kaçırmayın abi, intikam alıyoruz hadi. Asur'da bizim Keko'nun atı var, ona çalayım onu ben ya. Kaçanları temizleriz. Bu arada düşeceğim gibi ya. HS. Tamam easy. Hallettik, ne kadar kaybımız var? Abi 27 askerimiz öldü, 11'i bayıldı. Çok kötü. Onlardan da 21'i bayılmış. Adam toplayabiliriz ama. Bayağı iyi mal çıkacak. Olan gelen paradan adam toplayabiliriz. Benim damage'im bayağı düşük. Tamam, farmımızı iyi yaptık. Tamam, 50 kişilik bir farm yaptık. Yeter, bayağı adam kaybettik çünkü. Arkadaşları toplayalım. Uzak sınırını açtığımı biliyorum kanka. Teşekkür ettim bilgilendirdiğin için. Çok da büyük bir farm yok ya. Yok abi, çok para değersiz ya. Buradaki farmla bayağı çok para kaybettik. Bayağı para kaybettik. Yani yakın şehir nerede bizim? Asur'da Python. Hemen Python'a geç kanka. Abi 18 kişi kaldı, çok kötü. Sanki biri bize baskın yaparsa bayağı sıkıntı yaşarız. Canım, benim canım da az. Bizi bayağı tokatlarlar. Pantheon'a sürekli... Bu arada Pantheon çok çekti ya. Bu Pantheon etrafı... Abi burayı da şeyler almış. Çöldeki arkadaşlar almış. Abi bu çöldekiler bayağı büyütmüş işi ya. Han. Git iyi öde kanka. Şeye, merkezine dön. Ticaret. 15k paramız vardı. Bayağı zarar ettik. Tam zarar ettik diye düşünüyorum. Sat. Gereksizleri sat abim. Okları iyi para ediyor. Buna mı basıyorduk? Ağlar, balıklar filan kalacak. Biraz zeytin, ahşap, demir. Bunları okut kanka. Bunu okut. Aslında kızı giydirebilirdim, biliyor musunuz? 2K para. Aslında yok ya, iyi para. 2K iyi para eder ya. Asker topla. İmparatorluk kıdemli okçusu. Bu imparatorluk ajanı askerlerini topla kanka. Tamam. Tamam, göreve gideceğiz hadi. Şimdi muhatap olmuyoruz, göreve gidiyoruz. Kervan olayını yapmak istiyorum arkadaşlar. Kervan olayını gireceğim. Kervan olayına. Merak etmeyin. Ürün satın alayım. Ne veriyorsun abi? Bir tahıl. Tahılı pahalı satıyorsun kanka, senden tahıl almam. Asker toplarım ama. Askerleri topladım kanka. Hadi go. 2K para kazandık. İyi iş yap. Aa, bu alanları mı kovalıyor? Yap yap yap. Beyler beyler, ayıp oluyor. Alanları kovalamayın. Tamam. Korkuttuk alanları, kaçırdık. Tamam. Köylülere saldırmasın abi, ben köylülerden yanayım ya. Köylülere kıyamam. Garipler. Onlar da bir garip arkadaşlar. Yazık adamlara. Bayağı uzakta mıyız abi? Biz bayağı uzaktayız bu arada. Sığınak tespit ettik. Sığınağı işaretlemek istiyorum. Abi bayağı uzaktayız ya. Daha sonra işaretleriz. Sığınakların yerlerini biliyoruz zaten. Haritada bir göz atarız. Karakteri bayağı güçlendirmemiz gerekiyor. Karakterimizin yaşı kaçtı bu arada? Karakterin yaşı yazıyor mu? Demirciliği yükselteceğim arkadaşlar. Demirciliği yükseltip silah açacağız abi. Çelik üretme olaylarına girebiliyor musunuz? Çelik işinde iyi para var. Bu demircilikte iyi para var arkadaşlar. Bu demirciliği yükseltirsek konuşamadım. İş yaparız. Arkadaşlar bu arada şeyi de göstereyim size. Ne derler ona? Kömür yapmayı da gösteriyorum. Arkadaşlar pazardan ahşap satın alacağız. Abi işlemi demeli, biraz zaman harcamalısın. Demedim. Giriyoruz ticarete. Burada var mı bilmiyorum ama.
Buradan çeşitliye tıklayın. Bakın ahşap. Ahşap şu an 43 almayacağım. Pahalı burada. 27'den karşısında satın alabilirmiş. Sanki de 27 karşısında satın alabiliyormuşum. Vav wow, burada bayağı iyi fiyata satıyor. Ben 142 tane var. Ahşaba ihtiyacım yok. Ahşabı alıyorsunuz arkadaşlar. Oradan kömür üretebiliyorsunuz. Bunu da ek bilgi olarak göstereceğim. Demircilik yaptığım zaman size zaten göstereceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Ama şimdilik biz ana görevi ilerletelim. Ondan sonra devam ederiz işimize. Sen hızlı hızlı git kanka. Yemeğimiz bayağı var. 110 günlük yemeğimiz var abi. İnsan gibi yemek almadık. 110 günlük yemeğimiz var. Hazır gelmişken paramız da hafiften eriyor. Paramızın erimemesi için. Ve gördükçe arenaları kontrol edip turnuva var mı diye bakacağım. Zaten önümüze başka şehir kalmadı. Hemen oraya kanka. Adamlarla görüşelim. Nedir ne diyebilir görelim. Paramız azaldı. Paramız eriyor yavaştan. Klanımızın seviyesi 2 seviye. Ünümüzü yükseltmemiz gerekiyor. Ün yükseldikçe sıkıntı. Ün yükseldikçe evleneceğimiz kadınlardan ileride evleneceğiz. Kadınları da ilgisini çekebiliyoruz bu ünümüz yükseldikçe. Sonra da daha yukarı varmış. Gel kanka. Oha 98 kişilik. Üf abi sen ne yaptın? Bir dakika. 98 kişilik abi ne yaptın sen? 98 kişilik kapıcı grubu var la. 98 kişi sen ne demek ya? 98 Allah'tan kork. Hemen toplayın abi. Bu kadar kalabalık orduların burada ne işi var abi? Kapıcılar ne kadar çok birikmiş. Temizlik yapmalı lazım burada. Cesaretin varsa ben 9 beyler kişi başı 3 kişi öldürmemiz gerekiyor. 3 kişi. Burada bayağı aksiyonlu olacak. 98 kişi çapulcu ordusu var abi önümüzde. Kocaman bir ordu var ya. Çapulcu diye adamlara gireceğim ama ölmezsek sıkıntı yok. Adamlar taş maş fırlatacaklar bize. Kaybedersek çok çapulculara kaybedersem ağlarım. Arkadaşlar bakın biz güçlü kuvvetli seviyesi yüksek arkadaşlarsınız. Karşınızda kalabalık bir ordu var ama hepsi çapulcu, tamam mı? Dinleyin lan beni. Sen atlı kız düşüp durma abi, sana bir zırh alacağım, tamam mı? Unutturma bana, zırh alacağım sana. Arkadaşlar az kişi olabiliriz ama karşımızda da öyle çok kalabalık güçlü bir ordu yok. Geliyorlar arkadaşlar, şöyle bir sizi alayım. Koşsan buraya yürüyün. Karşımızda güçlü bir ordu yok arkadaşlar. Şöyle ok atmaya başlıyorum ben. Vuramadım. Biri 38 hasar aldı. Abi hasar kolay hasar alıyorlar, tamam mı? Taş fırlatmayın arkadaşlar. Taşlamayın bizi. Evet arkadaşlar hazır mıyız? Saldırın abi. Saldırın abi. Abi bu ne ya? Ne sesi? Ne kadar kalabalıklar. Böyle değil lan, böyle vuracaksın. Oo vuramadım. Korktunuz mu gencolar? Abi bir vuruş ne? Abi katır tutur kesin abi adamları, yok edin. Hadi yok ediyoruz abi hadi. Drop olabilir arkadaşlar, biraz baya kalabalık bir ordu var karşımızda. Oha 8 vurdu. Abi zırhım var benim, 28 ne? Öldürün abi çapulcular. Abi orada kayıp mı ettik biz? Kayıp mı ediyoruz biz? Arkadaşlar ne yapıyoruz? Arkadaşlar dikkat edin. Abi kaybediyorlar galiba. Abi kaybediyorsun. Abi nerede bizim ordu? Kaçmayın oğlum. Oğlum 98 kişi. Biraz adam toplayacaktık abi. Biz yanlış yaptık adam toplamayarak. He onlar kaçıyor. Tamam abi keseriz o zaman bunları. Tamam tamam kazandık. Ucu ucuna kazandık galiba. Tamam adamlar kalabalıktı ya. Abi bunları temizleyin ya. Bunlar köylere bela olur. Adamlar biraz zararlı zaten. Adam vuramıyorum lan. Toplayın abi adamları. Bunlar hem item de getirecek bize beyler. Oka geç abi, bu ne ya, bununla uğraşır. Okla da vuramıyoruz bu arada ya. Yani öldü. Bir şeyler konuşuyorlar kendi aralarında galiba. Oo HS galiba. Gitmeden öldürdüm, tamam sıkıntı yok.
19, bizde 19 yaralı var abi. 5 tanesi kaçtı, 27. Aa biz adamları sattık mı? Sattık, doğru. Tam buradan da bir 200-300 altın gelecek. Belki daha fazla. Uzak sınırımı açtım biliyorum kanka, satacağım birazdan. Ama abi değerli bir şeyleri yok adamların ya. O biraz sıkıntı. Para etmiyor adamların olayları. 5 tanesi kaçtı ya. Tamam 5 taneyi de hallederler ki ha. Adam toplayayım hemen şuradan. 7 kişiyle geziyoruz. Asker topla. Oo bayağı sağlam adamlar veriyorlar artık ha. Level'ımız yükseldi ya. Bayağı bayağı sağlam adamlar bırakmaya başladılar. Şehir nerede? Hemen şehre git abi. Arkadaşlar dikkat edin, bak bu çöldekiler bayağı güçlendiler. Onlara dikkat. Davutlarını yakaladılar. Ya, çok fazla yaralımız var. Yaralıları toplamamız lazım ama yine de adam toplamaya devam edeceğim. Bunlar kim abi? Gönüllü la bunlar. Biri de topla. Gönüllü mönüllü anlamam. Hepsini topla. 90, o kadar adam topladık. 90 altın verdi. 27 kişi veriyorsun, 90 altına demirciye geçtik. Ben hala arıtamıyorum değil mi? Abi niye arıtamıyorum? Denmeli ve zaman harcamalısın. Sihirde zaman harcamamı istiyor galiba. Sihirde oturup zaman mı harcayacağım abi senin için şimdi? Asıl oturup demircilik yapmak da mantıklı. Bir iş yapacak. Abi. Bu ablaya bakalım. Bunun kol zırhı yokmuş. Hemen al ablam kol zırhı sana. Ayakkabım bayağı kötü. Al ayakkabı vereyim sana, bir güçlensen. Demircilerin çok demeci, çok çabuk düşüyorsun. Hemen buradan sana göre bir şey buluyorum hemen. Abi hiçbir şey yok adamlarda. Ama kılıncı bayağı iyi. Bayağı iyi kılıncı var. Kılıncını iyi aldık. Cehörlüğü iyi fiyatmış. Verdim. Adamlardan toplamıştık zaten. Hadi bana bir kağıt çıkartırsan sevineceğim hadi. Bir kağıt çıkartırsın ben sana, inanıyorum. O 10 tane ayakkabı. Oo bir kağıt çıktı, tamam. Bir kağıyı adamlardan alışveriş yapacağım. Ablamıza bir zırh almak istiyorum. En azından bir pelerin dandiğinden de olsa. Bu arada benim kaskımdan iyi galiba onun kaskı ama olsun, neyse. Bir K vermem. Gövde zırhı alacağım sana kan. Gövde zırhını, hatta pelilerini alayım. Pelilerin de. O da yok. Pelilerin de bayağı pahalıymış ya. Kanka bunu verirsem ucuz zırhı oluyor. Bir kaya bunu alsam. Ucuz zırhı 24. Bunu mu alsam? Yatırım yapsam mı buna? Yapmadım. Kendime yatırım yapmayı düşünüyorum. Ya benim şu anki olan zırhım zaten bu. Kolda da iyiyim, sıkıntı yok. Ayakkabı da işte. Vücutta da zaten. Tamam. Ablamıza yatırımlık bir şey almamız lazım. Ablamıza o zaman pelerin vereceğim. Ama abi miltan askeri tuniği var üstünde. Çok kötü ya. 8 veriyor abi. Kanka bir kağına vereceğime 1,5 kağı buna veririm. Bu daha iyi. Tamam bunu verdim ya ablama. Bunu yatırım olarak aldım ablamıza. Değerini bil, yatırımın karşılığını ver ha. Damage'in kaç oldu? İnşallah iyi sağlamlaşmışsındır. Neyse 400 altınlık bir yatırım yaptım ablamıza. Biz kimle görüşmeyelim? Biz buraya niye geldik? Lan ablaya gitmemiz gerekiyor. Kimle görüşlemişti bize? Tamam. Tam Moruyan'dayız değil mi? Tamam gidip Arza God'la mı? Dalgayla işte onunla konuşacağız. Ha, Arza God burada. Kanki ne yapıyorsun? Selamünaleyküm. Arza God'dan evine gidiyoruz hadi. Evet başla. Seni tanıdığımı sanmıyorum. Ben Uğran olarak, beni Uğran olarak bilirler. Hakkımda çok şey duyacaksın. Demeyeyim. Garibime tatlı konuşalım. Benim adım Uğurhan Bey'im. Adınızı öğrenebilir miyim? Benim adım Arza God. Olduğumu biliyorsundur muhtemelen. Beni neden arayıp bulduğundan emin değilim ama İmparatorluğun kuklası olduğum günleri geçmişte kaldığını bilmelisin. Pekala sen kimsin ve neden bana geldin? Sanırım elimde Kardedar'ın ejderha sancağının bir parçası var. Bu doğru mu? Çok ilginç.
Sancağın bir parçasına sahip olabilirsin ama kendi başına pek bir işe yaramaz. Diğer parçalarını da bulmalısın. Parçalarını bir araya getirdiğinde çok değerli bir şeye sahip olacaksın. Nasıl getireceğim? Karadiyos'un sancağı efsanelere konu olmuştur. Sancağı fethetmek ve yağmalak amacıyla halkın bir toprağa getiren yüce Kadrios tarafından taşındığı söylenir. Efsanelere göre Kadrios'un gerçek bir oğlu tarafından önderlik edilen hiçbir ordu savaşta mağlup olmaz. İyi bir efsane değil mi? Elbette Kadriyatlılar birçok kez yenildiler ama sanırım onlar gerçek oğulları değillerdi. Yine de bunun imparatorluğun gücünü ve dayanıklılığını temsil ettiğini söyleyebilirim. Bir alıcı bulmama yardım eder misin peki? Ey, neden bir alıcı mı? Niye aracı arıyorsun galiba? Ya dur pardon. Sana yardım edebilirim. Öyle bir şey diyor. Diğer parçaları nereden bulabilirim? Falan filan bunu okuyamam. Ben paliklerindenim. Palaik lisan artık birkaç yaş dışında hiç kimse tarafından kullanılmıyor. Palaik kelimesi bile imparatorluktan gelir. Bizi kim olduğumuzu unutmuş bir halkız. İmparatorluk dilleri, gelenekleri, dinleri yıkmakta çok başarılı. Kalelerimizi alır, adamlarımızı katleder ve çocuklarımızı da kendi çocuklarına dönüştürür. Hiçbir şey Palaik halkını geri getiremez. Artık imparatorluğa bağlılar. Ne var ki? Mabetlerimizi, kalelerimizi yıkan bir devletin varlığını sürdürmesi ve gelişmesi hem izmimize hem de tanrılarımıza hem de hafızamıza yapılan bir hakarettir. Benim bu konuda yapabileceğim bir şey olduğu sürece imparatorluğun bu iş savaşı atlatamayacağına yemin ettim. İnan bana eğer sancak bende olsaydı yapabileceğim bir şey olurdu. İmparatorluk yıkılsın ya. İmparatorluğu ben de yıkılmasını istiyorum. Allah onun belasını versin. İyi, o zaman sana bildiklerimi anlatayım. Bir parça daha olduğunu duydum. Diğer parçaların nerede olduğunu bilmiyorum. Aramaya devam etmen gerekebilir. Tüm parçaları ele geçirdiğinde bana dön. Ben de parçalarından faydalanmana yardımcı olacağım. Mersi sikerim. Hadi kendine cici bak. Bu dayımızla görüştük. Diğer dayımızın yanına geçelim. Diğer dayımız ne yapmış bakalım görelim. Mersi. Asker toplamamda olayımız yok. Arena'ya bakalım. Nice. Turnuvamız var. Turnuva demek para demek. Para demek güç demek. Güç demek de yeni zırhlar. Yeni silahlar. Yeni yoldaşlar demek. Yoldaşlarımızı yükselteceğiz arkadaşlar. Önce şu yoldaşı bir giydirelim. Kuşandıralım. Sağlam bir şey olsun. Ne derler? Adam olsun. Ondan sonra devam. Go. Ama önce sırayla abi. Tek tek giydireceğiz. Güzel. Bir kılıç veriyor. Kılıcımız iyidir. Kılıç olması iyi. Hemen yatırımımızı yaptık. İddiamızı koyduk. Canımız az olarak inmemizde bizi... Ne oluyor lan? Bu niye bize bir şey yap? Bir dakika. Bir dakika kafam karıştı. Kimi dövüyorum ben şu an? Kim kimi dövüyor anlamadım şu an. Bu arada çift elli kılıçlar... Ne oldu? Böyle vurulmaz böyle. Çift elli kılıçları seviyorum. Abi ok atıyor. Abi yeşiller yok etti bizi ya. Bu da bayıldı. Son yeşil kaldı. Kanka bas bana saldırıyor. Böyle değil bak böyle dedim ya. Öğretemedim bunlara. Canımın az olarak girmem kötü oldu ama sıkıntı yok biz yok edeceğiz ya. Başımı arttırıyorum tabii ki. Kabul ettim kanka go. O beni okçu yaptı bu sefer. Abi herkes okçuymuş bu arada ya. Abi niye kasıyor şu an? Benim oyunum kasıyor gibi. HS'yi attık. Bu da GG. Buna da HS attım ama ölmedi. Kıska. Her türlü kaybettiniz. Oğlum ben öldürecektim ya. Üzdü beni şu an. Tabii ki yine baş koyuyorum. Kanka 900 verdim 1200 alacağım. Baltaya ve balta vs balta mı? Böyle değil kanka. Oh böyle. Oğlum ne zırh giymişsin lan sen. Ama bana da karşı duramazsın. Easy bir şekilde alıyorum. Ay benim kız buraya kadar gelmiş misin sen? Kıyamam garibim. İzleyeceğim bunu. Benim altına bakayım. Benim altına zırh verdik ya bayağı güçlendi ha. Oo tek attı lan. Karşıma benim kız gelecek. Vay benim yoldaş benim karşıma geliyor. Ama kanka şöyle bir durum var sen kaybedersin ki bana.
Oo bayağı benim karşımda duramazsın ki yavrum sen. Ben senin ustanım. Garibim bana saldırıyor. Easy, yeni bir kılıcım oldu. 1.5K'yı da aldık, koyduk cebimize. Bizim yolu açacağımız arkadaşlar. Diğer arkadaşın yanına gideceğiz. Hadi gidelim bir bakalım. Tamam buradan çık. Tamam burada bir işimiz yok. Ama burada bir tane şey varmış ama onluk bir işimiz yok şu an. Şu an gidip görüşmemiz lazım. Adam sayımız 20 ama 20 az, çok az bir sayı. 21'iz. Yükseltmemiz gerekiyor. Bak bize saldırma, toplarım seni. Hemen şuradan yeni asker toplamamız lazım. Asker sayımız biraz yükselse çok nice olur ya. 44. 44 tane toplam askerimiz ama 28 kişi yaralı, 28 kalanlar yaralı. Oraya gidene kadar da iyileşirler diye düşünüyorum ya. Yol oraya kanka, bakayım neredesin. Bir yolla bir karışma çıksa, bize artistlik yapsa dövsek ya, para lazım. Bu arada level almış bazıları arkadaşlarımız ve level alanı yok, tamam devam. Ama görevde ilerlememiz var. Bu arkadaşın bahsettiği parçayı nereden bulacağız bilmiyorum. Ejderha sancağını topla. 3 tane ejderha sancağı varmış. Bir burada, diğer arkadaşın yanına gidelim konuşalım bakalım ne diyor. Burada bir tane daha sığınak var. Her yer sığınak ya. Okçuymuş. Okçularla karşı duramıyoruz ya, okçular bizi dövüyor. Sizler bana saldırmıyorsunuz, onun için muhatap olmayacağım şimdi. Ben şehrimize selamun aleyküm diyelim. Selamun aleyküm kanka, biz kimle konuşacaktık? Bununla konuşacaktık. Aynen bununla konuşuyorduk. Selamünaleyküm bilinmeyen arkadaş. Nasılsın, iyi misin? Ay ablaymış. Evet bağışla, seni tanıdığımı sanmıyorum. Benim adım Uğurhan madam. Adınızı öğrenebilir miyim? Ben İstiana. Gerçi bunu muhtemelen biliyorsundur. Adam ünlü ya adam. Bir zamanlar çok güçlüydüm ama şimdi her neyse. Ben de ne istediğini gerçekten çok merak ediyorum. Pekala, beni sana getiren nedir? Oo seslendirme de var. Sanırım elimde Karadius'un ejderha sancağının bir parçası var. Bu doğru mu? Evet doğru dostum. Sancağın bir parçasına sahip olabilirsin ama tek başına hiçbir işe yaramaz. Diğer parçaları da bulmalısın. Ancak parçalarını bir araya getirdiğinde çok değerli bir şey sahip olacak. Bunu aynısını söyledi kanka. Karadius'un sancağı efsaneler konu olmuştur. Yüce Karadius'un sürgüne edilen kişilerden oluşan küçük ekibi yeni bir yurt bulmak için topraklara getiren sancağı taşıdığını söylüyorlar. Dediklerine bakılırsa Karadius'un sancağını taşıyan gerçek oğlu bu sancağı taşıdığı sürece savaşta hiçbir şekilde yenilmiyormuş. Ya da kızı sanırım ama bu konuda hiç de açılmadı. Salla boşver diyor. Kanlı ordularımız defalarca yenilgi uğradı. Elbette ama bu komutanlar, imparatorlar gerçek oğullarından değildi tabii ki herhalde. Akılcı bir efsane. Bir çocuk bile arkasında yatanları o görebilir ama insanlar bizi birbirine bağlayan asil alanların arkasında yatanları asla görmeye çalışmazlar elbette. Neyse ki. Bir alıcı bulmama yardımcı olur musun? Sana yardımcı olurum diyor. Parçaları nerede bulurum? Bu bilgiyi sana vermeden önce niyetini bilmem gerekiyor. Sancak İmparator'un eski konumuna getirmek için kullanabileceği gibi yok etmek için de kullanabilirsin. İmparator Nerez'in sırdaşıyım. Kadın olduğum için onun resmi çağrısız başı değildim. Ama sonuçta üstlendiğim rol buydu. Neyse adamın adı lanet olsun. Sevdiğim ve güvendiğimden ötürü ona minnettarım ama bu iyi bir imparator değildi, konuşamıyorum. Fazla inatçı ve ilkeliydi. Muhtemelen onu zehirlemeliydim. İmparatorluğu hayatta tutan yalanları ve gaddarlığı herkesten daha iyi bildiğimi söylemem yeterli olur sanırım. Ancak Neredzet'e hizmet ettiğim 10 yıl içerisinde istediğim bütün cinayetler bir olduğu, herhangi bir şehre girdiğinden bir saat içerisinde gerçekleştirdiğinde ölümlerle karşılaşamaz bile. Yani diyor ki, bir ordu sokuyordu, şehre herkes öldürüyordu diyor. Ben 10 yılda o kadar adam öldürmemişimdir diyor. Ben bayağı adam öldürmüş demek ki. Kanlı tarihimize gelince küçük bir kraldan, kağandan veya sultandan herhangi bir sans eseri kaldıra diye fethedebilir. Ve bizim az önce köldeki arkadaşlar gibi. Sans eseri adamlar bütün herhalde fethetmiş abi. Ancak mesele şu ki biz bunu zaten yaptık. En büyük suçlarımız da geçmişte kaldı. Yapılmış olan şeyleri geri almalıyım. Geri almayalım. Pardon. Eğer sancağın imparatoru kurtarmak için kullanmayı planlıyorsan sana bildiklerimi anlatacağım. Ama eğer ileriyi de gerekmek istiyorsan sana emin etmeyeceğim. Tabii ki sancağın imparatoru kurtaracağım kanka. Tabii ki. İyi, o zaman sana bildiklerimi anlatayım. Bir parça daha olduğunu duydum. Diğer parçanın nerede olduğunu bilmiyorum. Aramaya devam etmen gerekebilir.
When you parçaları geçirdiğinde bana dön. Ben de parçalardan faydalanmana yardımcı olacağım. İstiyana'ya görevi yaptığımız için teşekkür ettik. Hadi görüşürüz kanka, kendine iyi bak. Çıktık buradan. Çıktık kanka, ne istiyorsun? Oo, çapulcular dayak yemiş. Kanka ama sen görevin bitti, sen niye hala görev var diyorsun? Tamam, neredeymiş kanka bu? Ama nerede olduğunu söylemedi ki. He, sığınağı bu ve adamları tuttu diyor. Mersi sikerim. İki sancak bizde var zaten. Hangi sığınaklar? İşaretli mi? Bir tane işaretli. Aa, işaretliymiş, tamam tamam. Kanka bize sağlam adam lazım ama neyse. Daha zormazlar bizi. Çapulcuyu yakalamama yardımcı olur musun? Kervan diyecektim. Olmadı. Kim var abi içeride? Dağlı, soyguncu, cartlı, curtlu. Hemen bakıyorum. Görev değil la şey. Envanter de değil, he. Saklara bakacaktık. 18k paramız var. Bayağı sağlam askerlerimiz var. İnşallah şu adamları gönder... Abi adamlar yaralı ya. Kötü, bunları vermez bana. Onlar verseydi iyiydi, onlar yaralı olarak kalmasalardı. Neyse. Çapulcuları yakalayamıyorum. Gece olana kadar bekleyelim o zaman. Paramız eriyor arkadaşımız. De saldırır mısın? Paramız eriyor arkadaşlar. Hemen bir 100k falan geçmemiz lazım artık. Zaten arkadaşlar kazayitlerle, yani kergitlere diyelim, onlara beyler saldırı go. Onları yok edin hadi. Ama benden hızlı koşuyorsunuz gençler. Üzüyorsunuz beni, bu kadar hızlı koşmayın. Adamlar patır kütür gidiyor ki. Neyse, adamlar Allah'tan bandiktir ya bence. Sizi yok etmeye geliyorum. Geldim. Bir dakika geldim. Bana da... Abi yine çaldılar kilimi. Neyse. Ölmeyelim de adamları öldürmekte zorlanmayalım. Adamları yok edelim hemen. Kamp baskınları çok hoşuma gidiyor. Şimdi iki parça kaldı. Bir parça bizde zaten. İki parça var. İki parçanın nerede olduğunu biliyoruz. İlk parçaya baskınımızı yaptık abi. Bir de parça orada zaten gösteriyor nerede olduğunu. Ama dur la, ben de... öldün oğlum, niye öldün? Ölmeyin lan! Oğlum ölmeyin! Neyse dur, geldim. Abi katır kutur düşüyoruz ya, dur. Ya vurduğumu da göremiyorum ki. Neyse, soğuk kar yağıyor ama sudan geçiyoruz, öyle de delikanlıyız biz. İneği vurmuşum ama ölmemiş. Bu kılıcım 5. seviye kılıç bulmam lazım ya, en güçlüsünü bulmam lazım. Vurduğumu öldürmem lazım artık. Elindeki kılıç kötü mü? Değil tabii ki de. Ama olsun, daha iyisi lazım bize abi. Böyle zorlanıyoruz. Kalkan alacaktım. Kaçtır kalkan almayı unutuyorum. Vurun abi soyguncu. Dağlıymış. Dağlı mı Allah anlamam abi, indirin. Temizliğe gidin abi. Dağlı kolay abi, zırhı yok onun. Kafasına bir tane gömdüm mü öldür. Yanıyor adam. Adamlar sağ olsun da hiç beni yormuyor. Patır kütür gidiyorlar. Ben kaçaca koşuyu level'ımı arttırıyorum galiba. Abi ölme ya. Mızrağı edin kanka. Vur iki kafiri. Gitmedim hala. Bakar kalabalıklarmış ya. Abi çok az kişi kaldık. 5 kişi kaldık. Önümüzde 4 kişilik bir ordu daha çıkacak. Neyse, gidin toplayalım adamı. Aa, burada adam var. Lan ölme lan. Abi niye bana acama askerleri vermişler ki yanıma? Adam 2 kill aldı ya. Oha. Abi Mokoko'yuz bu arada biz ya. Ooo yedim. 2 tane yedim hem de. Aha da kalkan kırıldı, ben düştüm. Sonu alayım bari lan. Heh. Anam, alacağım mı lan yoksa? Aldım. Kalkanı ver. Kalkan. Hop, teşekkür ettim. Yeni kalkanım oldu. BS atacağım bununla, yoksa bu dördü beni döver. BS iste benimle kanka. Canım bayağı az, biraz zorlanabiliriz. Tabii ki duelle atacağım kanka. Yoksa beni öldürürüm ben.
bakalım. Gördünüz mü? Gangbang yaparsanız görürüz bana. Elebaşı. İlk demeci yedin. Bir tane daha vurursam canlarımız esinlenecek galiba. Iska... Aaa! Vuruldum. Düştük ya. Kötü oldu. Mağlubiyet aldık. Ufak bir dinlenme molası. Ufacık bir dinlenme molası o zaman. Çok kayıp verdik. Kötü oldu. Kanka düştük ya. Kapucu da... Abi saldırma, saldırma. Tamam bir dakika. Bunlar bizi döver kanka. Bir dinlenelim. Şehirde bir dinleneyim. Asker de toplayayım bu arada. Asker topla kanka. Çat 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 çat. Hop küt. Tamam kanka. Burada bir ticaretimize de bakalım. Gözetelim. Böyle bana yiyecek bir şey var kanka. Abi bu arada benim atım vardı ya. Atımı değiştireyim. Atım ne abi? Ya değiştirmişim zaten. Ama daha iyisi yok. Birinci de 90 istiyoruz. Baş atı. Bu ne atı? Savaş atı. Tamam. Atımı değiştirmişim bu arada zaten. Yayla işi yarım ölçekli. At zırhına at zırhı koyuyormuş. Ata zırh alabiliyor musunuz buradan bu arada? Onu da görmüş olduk. Bu at zırhı veriyor. Neyse sonra bakarım ona. At olayına sonra bakacağım. Hani yiyecek bir şey lazım. Yiyeceğimiz var ama tahıl ucuz değil, pahalı. Ucuz yemek varsa gömeceğim. Yemek yok. Neyse demirci olayını demirci hali dinlenmem mi gerekiyor diyor. Kömürleri he, hemen gerekmiyormuş. Abi ne kadar çabuk yoruldun. Niye bu kadar yoruldun ki? Neyse burada bir süre bekle. Köyümüzde dinlene dinlene, sıkıntımız yok. Kamp orada bekliyor. Canım fulleyim tekrar saldıracağım. İnşallah adamlar toplanmaz tekrar içine de. 40 kişiyiz tamam. Bayağı kalabalık bir ordu olduk. Etrafı kalabalıksa beklerim yine orayı bir toplarız. Gireriz sonra içeriye. Hem de demircilik olayını da görmüş oldunuz arkadaşlar. Bu arkadaş Kuzeyt Asili. Kuzeyt Asili'ne bu arkadaş yardımcı olurum ben ya. Kuzeyt olacağız biz zaten. Kuzeyt, ben Kuzeytlerle karşı savaşmak istiyorum. Kuzeytlerin yanında savaşmak istiyorum. Kuzeytlerin durumunu görebiliyoruz mu? Kuzeytler hala çok kötü durumda. Bu çölleri ittirmemiz lazım geri abi. Canımız doldu mu kanka? %90'da çıkacağım. Güvenlik bayağı yüksek. Garnizonu tatlı. Milisleri yükseliyor. Refah seviyesi bayağı yükselmiş abi. Buranın refahı bayağı iyi bu arada. Ben de bana bir sehir verirlerse refahını ben böyle fulli çekerim galiba bu arada. 10k yaparım böyle giderse. Aa bu arada çıkmamız zamanı gelmiş. Demirciye tekrardan bir uğrayalım. Bayağı dinlendim kanka. Ham demir de yapabilirim bu arada. Dinlenmiş demiri falan yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Kömürümüz bayağı var elimizde. Çektim. Tamam bayağı yorulduk. Demircilik seviyem 18'e kadar yükseldi. Bu genel seviyemi etki ediyordu galiba. Lan burayı da ver kanka, bunu da ver bana. Sağlam askerler almaya başlayalım. Var mı şekil yapan bana? Oo 27 kişilik daha uydudu. Bunları alsam iyi olurdu aslında ya. Neyse şu anlık sana sıkıntı yok. Abi yine mi doldunuz içeriye? Dolmayın la. 24 kişilik bir piyade şeyi varmış. 7 süvari. Yine doldurmuşlar içeriye. Kötü oldu doldurmaları. Moralimiz düştü. Gıda çeşitliliğinden dolayı -1'imiz var ama güzel seviyemle falan yüksek. Burayı temizlememiz lazım abi, doldurdular burayı. Saldır. Giremedik içeriye. Kardeşler go. Allah için abi yanındaki adamlar zırhlı mırhlı. Dandik adam vermeyin abi yanıma ya. Ölmeyin abi, zarar hasar yemeyelim. Kesin abi adamları. Var mı arkada? Abi imha tim gibiler ya, tamam. Tamam kayıp vermeden yok etmemiz lazım arkadaşlar. Parça parça yok ediyorsunuz, yandan adamlar toplanıyor tekrar. Bizim kız da önden patır kütür gidiyor ama maşallahı var bizim kızında.
Abi öldün ama ya, yine bayıldın. Abi vuramadık mı ona biz ya? Balkan almayı unuttum. Balkan almamız lazım. Ya adam niye yavaş bu kadar? Zırhı ağır diye galiba yavaş bu kadar. O mızrakçının Allah belasını versin. Mızrakçılar bizim abini öldü ya. Acemi öldü ya. Acemi öldü. Acemi de yapacak bir şey yok. Abi ben göremiyorum adam. Bana da salı. Ben şuradan gitmeyeceğim. Siz oradan takılın. Hemen ilerliyorum ben durmadan. Arkadaşlar bu arada videoları abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoları da likelarsanız beni çok mutlu edersiniz. Abone sayımız, hedefimiz 1000 abone arkadaşlar. Hemen bu 1000 aboneyi yükseltmemiz gerekiyor. Zaten altta altta hemen sol altta abone ol butonu var. O butondan bir abonelik sallarsanız. Abi arkamdan hasar yedim ya. Ben yine hasar yedim abi. Ben düştüm bu arada ya. Abi çok hasar yedim ben. Keşke halk basabilsek ya, can basabilsek. Abi yine 3 kişi kaldık, ben yine düştüm ki. Geçen sefer tam C'ye kadar yanaşmıştım ya. Kötü oldu. Neyse bu sefer şehirde değil de burada dinlenirsek sıkıntı yok ya. Şehirde gittiğimizde adamlar içeri giriyor. Yeni askerler toplanıyor, yeni soyguncular toplanıyor. Sıkıntı yaşıyoruz biraz. Öldürün abi. Geldikçe öldürün. Nice'sınız. İyisin abi, devam. Abi niye düştün sen ya? Niye düşüyorsun kanka? Düşme. Abi öldü ya. Bir tane adamlarım öldü ya. Abi buraya kadar geliyorum. Abi bu adam ölür ki. Şimdi 3'e karşı 2 benim canım çok az. Benim arkadaşım ölür. İyi ya, buna da fight atalım. Kusursuz savaşmam lazım. Adama kusursuz saldırmak gerekiyor ki. Aha aldım lan. Tamam aldım. Ağlayın lan. Aldım. Tamam sıkıntı yok. Silahın güzel mi? Çıksana. He taba basmayı unuttum, pardon. Yine 5 kişilik bir kaybımız var. Yapacak bir şey yok. Bir yaralımız var. 5 kaybımız var. 1 kişi. Zaten kaç kişiyle girdik içeriye? Köylüyü ver ya. Eşkıyaları da ver. Abi adamlar seviyeleri çok yüksek. Bunları okutacağım. Ama iyi item çıktı içeriden bu arada. Bayağı iyi item çıktı. Ablamızın üstüne bir giydirelim. Şerefimiz arttı. Mantelimize bakalım. Birinci görev tamam. Ablamızı giydirebileceğimiz bir şey var mı kanka? Böyle bakıyorum. Neydi ayakkabıdan başka? Tamam bu eldiven. İki eldiveni değiştirelim. Ya bu çok kötü. Yani bu kafalı değilsin kanki. Tamam bu silah olarak verebileceğim sana. Elinde ne var senin? Kanka buna bir ok yay vermemiz lazım ya. Buna bir ok yay basalım. Aydutu. Kanka canım kaç? %6. İkisine gir ya, ne olacak. Girdim ikisine beyler. Hemen tak tak halledelim. Güçlene devam. Teslim ol ya da öl. Sana asker göndereceğim direkt. Bayağı kalabalık asker ordum var. Zaten başka bir şey yapamıyormuşum. Bir kayba karşı bir kayıp. Neyse ün kazandık. Lan seviyemizi yükseltiyoruz abi. Cirit. Hızlı cildi verebilirim. Tamam. Bitti. Kıza cirit verdik. Cirit oldu kız. Var mısın bana şekli suklu yapmaya yoksa? 5 kişilik bir çapulcu oldusu. Canım kaç? Canım 15. Canım biraz da olsa girerim oraya. Girerim. %16 canına girer miyim? İş yapar mı? Yapar bence 116'ya. Asker gönder derse sıkıntı ama. Teslim ol ya da geber. Asker gönder diyor, dur. Kanka kaçamazsın zaten, dur.
Arkadaşlar hatta şöyle bir şey yapalım. Burada kaydı durduralım. Bir sonraki bölüme gidene kadar, bir sonraki sığınağa gidene kadar kalsın. Çünkü bayağı uzun bir kayıt oldu. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Seviyorum sizi. Bay bay.